Allora, allora. Haydi Türkiye ileri. Geçen yıl 1993 Türkiye için kara bir yıl olmuştu. Terör gündemin birinci maddesiydi. Bir yanda PKK köyleri basıyor, katliamlarla adeta korku imparatorluğu kuruyor. Diğer yanda devlet yüzü kara PKK'lı avına çıkıyordu. Ne hukuk düşünülüyordu, ne demokrasi, ne de insan hakları. PKK'ya yardım edenin, hatta selam verenin sorgusuz sualsiz vurulduğu bir döneme girilmişti. Bugün size 1994'ü anlatacağım. Terörle mücadelenin yanı sıra politik skandalların ve dev bir ekonomik krizin yılıydı bu. Asıl fırtına ise milli görüşçülerin iktidar yürüyüşünün başlamasıyla koptu. Bütün bu yaşananlardan nasiplenen, gitgide güçlenen Refah Partisi'ydi. O büyük sürprizini yapmaya hazırlanıyordu. O yılın ilk büyük sürprizini o güne kadar adları hiç yolsuzluğa karışmamış olan Sosyal Demokratlardan çıktı. Söz konusu skandalın üç sac ayağı vardı. Bir ucunda siyaset, diğer ucunda yolsuzluk ve nihayet sonuncu ayakta ise aşk, ihanet ve entrika. Türkiye dolu dizgin seçim satım haline girerken Sosyal Demokratlar bu skandalın gölgesinde terliyordu. Her şey aldatıldığını ve yüzüstü bırakıldığını düşünen bir kadının düğmeye basması ve yüksek sesle itiraz etmesiyle başladı. Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yani SHP, 1989 yılındaki yerel seçimlerde fırtına gibi esmişti. Birçok büyük kentin yanı sıra İstanbul'da da belediye seçimlerini kazanmıştı. Kazanan Nurettin Sözen'di, belediye başkanıydı. Sözen ve Sosyal Demokratlar namus sembolüydüler. Her şey denebilir ancak onlara yolsuzluk lekesi sürülemezdi. İşte bu rüya bu skandalla yıkıldı. Zira skandalın odağı ve kötü kokuların yayıldığı yer belediyeye bağlı çalışan su ve kanalizasyon idaresi, yani İSKİ'ydi. İstanbul'un altyapısını elden geçiren İSKİ dev bütçelerle çalışıyordu. Genel müdürü Ergun Göknel'di. Ergun Göknel bir akşam mesai bitiminde yine evine gitti. Yine kapıyı eşi açtı ve yine birlikte akşam yemeğine oturdular. Ancak ne olduysa işte o yemekte oldu. Türkiye'yi ve Sosyal Demokratları sarsacak, gözden düşürecek skandalın fitili o akşam yemeğinde ateşlendi. Bana ayrılma teklif etti. Tabii ben o anda düşüp bayılmışım. Ergun Göknel, İSKİ'de çalışan ve kendisinden 29 yaş küçük olan Feray Karvar'a aşık olmuştu. Şimdi de 22 yıllık eşinden boşanmak istiyordu. Nurdan Erbuğ'u bayıltan gerçek işte bu. Göknel, anlaşmalı boşanmak için eşine tazminat ödemeye de hazırdı. Nitekim pazarlıklar uzun sürmedi. İşte bir miktar üzerinde anlaştık ve sessiz sedasız ayrılmayı taahhüt ederek anlaştık. Yani bunun toplamı aşağı yukarı 1 milyon dolar civarında bir şey.
Üzerinde anlaşılan para bir belediye bürokratı için dudak uçuklatacak cinstendi. Zira Gökmen'in İSKİ'den aldığı genel müdür maaşı belliydi. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Bu soru skandalın anahtarı oldu. Konuşma, bunu açıklama dedi. Fakat ben açıkladım. Ergun Göknel ihanetinin bedelini pahalıya ödeyecekti. Nurdan Erbuğ'un kırılan gururu parayı aldığı halde ona her şeyi söyletmeye başladı. Artık gazete gazete geziyor, hem eşinin yasak aşkını anlatıyor hem de değirmendeki suyun nereden geldiğini sorguluyordu. Kaçırıyor parayı. 3 tane avukat var. Kendi oturuyor orada. Gördünüz mahkemeye avukatın mal bildirinde bulundu. Onların bir sürü şeyleri var. Versin, borç alsın versin. Ben nasıl verdim? Medyanın tabii hemen iştahı açıldı. İlgisi arttı. Ve olanlar oldu. Sayın Başkan. Ne hakla benim evime giriyorsun? Ayıp değil mi? Efendim, iletişim aracı bu mudur? Sizin idarecine görüşmek yani. Soru sorama evimde olur mu? Biz basın olarak görevimizi yapıyoruz Sayın Başkan. Bu durumdan en çok rahatsız olan kişi de Göknel'i o mevkiye atayan insan. O arkadaşımızın özel olarak benden randevu aldı geldi söyledi. Ben işin açıkçası belli bir noktadan sonra kendisiyle benim biraz da bu yapısal özelliğim her türlü iletişimi kestim. Hiçbir şekilde yani görüşme talebini de kabul etmedi. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Namuslu, temiz bir siyasetçi olan Nurettin Sözen, İSKİ Genel Müdürü'nün görevden alınması ve hakkında soruşturma açılması için kendi bürokratını İçişleri Bakanlığı'na şikayet etti. Nerede bir rüşvet varsa başlarını koparacak insan Sözen'dir. Böyle bilsin istiyorum. Ancak Sözen büyük resmi görememişti. Bu olay medya için bulunmaz bir fırsattı. Düşünebiliyor musunuz? Hem yolsuzluk, hem aşk, hem de aldatma vardı işin içinde. Fakat basın o aldatmayı iki insan arasındaki özel bir ilişki gibi değil, SHP'nin halkı aldatması olarak manşetlere taşıdı. Ve olay kısa sürede 3 kişi arasındaki bir aşk üçgeni olmaktan çıktı, siyasi bir krize dönüştü. Göknel, eski eşine ödediği tazminatı acaba rüşvetle mi elde etmişti? İSKİ ihaleleri SHP'nin kasasına mı inmişti? Parti finansmanında mı kullanılmıştı yoksa? İhalelere fesat mı karışmıştı? Hangisi? Dedikodu kazanı kaynamaya başladı ve her gün ortaya yeni bir iddia atıldı. İSKİ'nin bizim dönemimizde keşfedilmiş bir olay değildir. Çünkü katılanların bir kısmı zaten partili. Yani BD'ye müteahhit edildi, İSKİ müteahhit edildi insanlar bir kısmı zaten partili. O partililer de böyle bir iş alınca bir bağış yapmayı uygun görmüşlerdir. Ben Büyükşehir BD'sinde böyle bir şeyle tanık olmadım. Bir başka deyişle genel merkezin bağış makbuzunun rengini bilmem. Yani nasıl bir bağış makbuzu bilmem. Benim önümde ve benim yanımda bir tek böyle bir işlem yapılmamıştı. Ama bir bağış alındığı doğrudur. Yüksek fiyattan mal sattığı kimseden aldığı paranın nereden alındığını ve parasının kime ödendiğini bilmiyorum. Bu bağışların ve bilet satışlarının tümünden Nurettin Sözen'in de bilgisi var. Skandalın sonunda Nurettin Sözen, Ergun Göknel, bazı İSKİ yöneticileri ve müteahhitler farklı davalardan yargılandı ve sonunda Ergun Göknel, İSKİ'ye fahiş fiyatla klor satın aldırdığı ve zimmet suçlamasıyla 2 ayrı davadan hükümlendi. 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. İlginç olansa mahkemenin verdiği son karardı. Nurdan Erbuğ kocasına bir taahhütte bulunmuştu. Sessiz kalacaktı. Kimseye bir şey anlatmayacaktı. Ama kendisini tutamamış, öfkesinin kurbanı olmuştu. Beynimin boşalması lazım. Çok yorgunum. Herkese her şeyi anlatmıştı. Bunun üzerine mahkeme
Nurdan Erbuğ'un aldığı 700 bin dolara mali şube aracılığıyla el konmasına karar verdi. Yani hem kocası gitti hem de aldığı tazminat. Ne var ki asıl fatura SHP'ye kesildi. Seçmende SHP'li yerel yönetimlerde rüşvet ve yolsuzluk olduğuna ilişkin ilk defa böylesine kesin bir ön yargı oluştu. SHP ve Sosyal Demokratlar bu şekilde seçmenin gözünden düştü. Sosyal Demokratlar prestij kaybederken koalisyon ortağı DYP'nin yeni patronu Tansu Çiller'in durumu da çok farklı değildi. Başbakanın Amerika'da milyon dolarlık gayrimenkulü olduğu birden ortaya çıkıverdi. Herkes şaşırdı. Çünkü Çiller'in yurt dışındaki mal varlığından o güne kadar kimsenin haberi olmamıştı. Gazeteciler hafiye gibi çalıştı. Başbakanın Amerika'daki gayrimenkullerinin toplam değerinin 7 milyon doları geçtiği ileri sürüldü. Bu zenginleşme, Çiller'in üstelik devlet bakanlığı döneminde yaşanmıştı. Dahası Çiller başbakanlığa aday olduğunda mal beyanında bulunmuş ancak Amerika'daki bu mallardan söz etmemişti. Gözler hemen başbakana ve eşi Özer Çiller'e çevrildi. Tansu Çiller, mal varlığındaki bu olağanüstü artışı, 1973'te babasından kalan 29 bin doları hep verimli alanlarda işletmesine bağladı. Ama kamuoyu tatmin olmadı. Nitekim huzursuzluk hemen başladı. Bu kadar gayrimenkule bir insan nasıl sahip oluyor? Ve iki gayrimenkul toplam 15 milyar 500 milyon Türk lirası bedelle sahiplerinden satın almıştı. Doğru Yol Partisi bundan sonra şu sürece girmiştir. Genel Başkan'ın mal varlığı başta olmak üzere iktidarı döneminde yapmış olduğu eylemlerden ortaya çıkacak soruşturmalarla uğraşacaktır. 50'den fazla il, 400-500'den fazla ilçe feshedildi. Maalesef parti dışından bir takım kişiler partiye ceben olmaya başladı. Bunun başında da Sayın Çiller'in beyefendisi Özer Bey geliyordu. Ve artık parti o sadece ön seçimi kazanmayı, kongreyi kazanmayı amaçlayan bir görüş içerisinde yöneltilmeye başladı. Maalesef Sayın Çiller hakkındaki iddialara bir yanıt veremedi. Doğru Yol Partisi de bir şeylerin içerisinde, yani bir suistimallerin içerisinde görüldü. Ve bir takım servetinin de hesabı verilemedi. Yahut da verilse bile çok komik bir şekilde cereyan etti o. Efendim jet ski siz aldınız. Canım ben ski miki görmedim, almadım. Medyanı yaladım. Bizzat ben verdim efendim. Yazın oğlunuzun Kuşadası'nda ski yapası tuttu. Siz emir verdiniz, biz de bir tane jet skimizi verdik. Fakat oğlunuz geri getirmediği için demirbaş listesinde bir skimiz eksik çıkıyor beyefendi. Berk! Berk'tin baba, beni mi çağırdın? Bu motoru nereden buldun Berk? Polis amcalardan istedim, verdiler. Vermezsen annem seni sürdürür lafımın etkisi de çok oldu. Oğlum böyle milletin bir şeysini alıyorsun, geri vermiyorsun. Medyada büyütüyor, skandal yapıyor. Bak devlet amcalar gelmiş, bunların da sikisini almışsın. Jet sikisini vermemişsin. Kısa bir süre sonra Tansu Çiller'in yönetim şekli de parti içinde büyük sorunlar yaratmaya başladı. Birdenbire başbakan oluyor. Onun etrafını bir sürü dal kavuklar alıyor. Birdenbire ne kadar güçlü olduğunu fark ediyor. Üstelik bir kadın. Tabii kadın olduğu için kocasına da ihtiyaç duyuyor. Adeta ülkeyi tabii karı koca biçiminde yönetiyorlar. Tansu Hanım telefon açtı bana. 5 ayı falan geçti bu arada tabii. Sağlık Bakanlığı. Dedi ki, gelebilir misiniz bana kadar? Tabii Sayın Başbakan, gittim. Dedi ki, sizi müsteşarı değiştirmek istiyoruz dedi. Anlamadım dedim. Sağlık Bakanlığı müsteşarını değiştirmek istiyoruz dedi. Peki kimi getireceğiz dedim.
Bakanlık içinden bir genel müdürü söylediler. Ben bir düşüneyim izin verirseniz dedi. Düşündüm ama bunu böyle yapalım dedi Tansu Hanım. Artık Tansu Hanım yani başbakan o kongre öncesi havası gitmiş astı astı kesti kesti. Meğer bütün bakanların müsteşarlarını Tansu Hanım ve eşi atıyorlarmış. Benim haberim yok bunlar. Kimse de bir şey söylemiyor. Hatırlayacaksınız ihale dosyalarının başbakanlık konutuna taşınması, orada kararlar verilmesi, ailenin diğer fertlerinin siyasete ve bürokrasiye aşırı müdahil olması, neredeyse bu işin içerisine girmesi, gölge başbakan gibi davranması, bütün bunlar Tansu Çiller döneminde ortaya çıktı ve bir hastalık olarak da Türk siyasetine yapışıp kaldı. Bir defaya mantık olmak üzere eklerce olmayacaktır. 3 ay sonra bakacağız, tutmazsa yeniden ayarlama yapacağız. Hayda! Bu kötü durumda hiçbir günahı olmayan vatandaşlarımız en ağır biçimde ezileceklerdir. Aslında Çiller'in başbakanlıktaki o ilk günlerinde hepimiz onun imajına hayrandık. Rüya gibiydi. İyi eğitimli, kendinden emin, güzel, sarışın bir başbakan. Bizim modern bayrağımız olmuştu. Yabancı televizyonlarda nefis İngilizcesi ve modern görüntüsüyle liderleri ve tabii ki bizi kendine hayran bırakıyordu. Ama zaman geçip iktidar yürüdükçe o imaj dağılmaya başladı. Bir de bunun üzerine 5 Nisan kararları patlamaz mı? Nisan ayında Türkiye öylesine büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı ki ülke bir anda ama hakikaten bir anda fakirleşiverdi. Hükümetin kaynağı, paraya ihtiyacı vardı ve daha ucuza borçlanabilmek için de faizleri düşürmek istedi. Ancak parası olanlar bu atılan adımdan son derece rahatsız oldular. Çünkü hükümete güvenemiyorlardı. Güvenemediğinden de sistem işlemedi. Kimse düşük faizle devlete borç vermeye yanaşmadı. İhaleler bunun üzerine ardı ardına iptal oldu ve sonunda Türkiye kendini krizin içinde buluverdi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda ki arkadaşların da etkisiyle faizleri birden düşürdüler. Öyle hatırlıyorum ben. Faizlerin daha düşmesinin uygun olmadığı bir dönemde faizlerde yarım puan mı, bir puan mı, bir buçuk puan mı düşürdüler. Bundan sonraki 3 ay bir değişme dönemi olacaktır. Bir geçiş dönemi olacaktır. Türk lirasının dolara kaçışını durdurmak için mecburen faizler yükseltildi. O güne kadar görülmemiş bir rakama çıktı. %150'lere vurdu. Oysa herkes ekonomi profesörü olan Çiller'in ekonomiyi çok iyi yöneteceğini düşünmüştü. Acaba krizin nedeni başbakanın kendine olan aşırı güveni miydi? Benim Sayın Çiller'de gördüğüm o kurumları küçük görme duygusudur. Bazı bilim adamlarımızda bu vardır, iktisatçılarımızda da vardır. Ah bir ben bu işe el koysam, şunu yapsam. Oradaki mukavemetleri bilemezler. Siyasetin getirdiği orada başka birikimler vardır ekonomide. Göstergeler vardır, gerçekçilik vardır, gereklilik vardır. Türkiye'de sol siyaset zaman zaman bu hataya düşmüştür. Güven bir defa sarsılmıştı artık. Piyasalar ve halk panik içindeydi. Başbakanın Merkez Bankası'nın duruma müdahale etmesini engellemesi bu paniği daha da arttırdı. Ülkenin döviz rezervleri birkaç ay içinde 7 milyar dolardan 3 milyar dolara indi. Sonunda dolar %100'e yakın pahalandı. Türk lirası %100 devalüe oldu. 4 parça 100 lira. O devalüasyonun ardından Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Zaten 6 ay oluyordu aşağı yukarı geleli. Rüştü Bey'in istifasından sonra Bülent Bey gelmişti. O da istifa edince bir boşluk doğdu. Yaklaşık bir ay süren bir Merkez Bankası Başkanlığında bir boşluk oldu. Sonunda bana teklif ettiler Merkez Bankası Başkanlığını. Ben de kabul ettim.
Artık ekonominin dizginleri boşalmıştı. Üstelik hükümetin önünde yerel seçimler vardı. Seçim öncesi alınacak tasarruf tedbirleri belki felaketi hafifletebilirdi. Ancak hükümet seçim öncesinde bu adımı atmadı. Kapanması gereken muslukları seçimi kazanmak için aksine açtı. Cari açık rekor düzeye 6 milyar dolara yükseldi. Bu o güne kadar görülmemiş bir rakamdı. Türkiye'nin kredi notu arka arkaya düşürülmeye başlandı. Ülke tam bir kısır döngüye girmişti. Ocak ayında 15 bin lira olan dolar kuru Nisan ayında 38 bin liraya yükseldi. Yerli ve yabancı bankalar kredi vermeyi kesmiş, şirketler iflasın eşiğine gelmişti. Milyonlar işten çıkarılmaya başlandı ve kriz bir anda ülkeyi teslim aldı. Bu kararlar esas itibariyle zam kararlarından oluşmaktadır. Bütün bu kargaşanın sonunda tarihe 5 Nisan kararları olarak geçecek bir tasarruf paketi çıktı. Kararların alındığı gece yarısı İçişleri Bakanı da Başbakanlık konutuna çağrıldı. Halbuki onun orada işi yoktu. Bakan toplantı başlayınca neden oraya çağrıldığını hemen anladı. Zira tasarruf paketinin büyük iflaslara, büyük kaçışlara yol açabileceğinden korkuluyordu. Niçin ben İçişleri Bakanı olarak çağrıldım oraya? Bu arada havaalanlarından bazı panik olmasın, bazı kişiler kaçıp gitmesin. Veyahut da bir devalüasyon var ya, ekonomi. Bana verilen görev buydu. Ben de onu uyguladım. İnsanların ülkeden kaçabileceğini düşündürten bu kararlar çok ama çok ağırdı. Türk lirası o gün yeniden devalüe edildi. Kriz sürecindeki toplam değer kaybı %150'leri bulmuştu. Ücretler donduruldu. Çiftçilere dönük bütün destekler kaldırıldı. Devletin personel alımı durduruldu ve ek vergiler kondu. İlk aşamada Sümer Holding'in 7 işletmesi, Petkim'in yarımca tesisi, Petlas AŞ, TÜRBAN'ın işlettiği Beşşehir Oteli, Testaş'ın Aydın işletmesi, Haliç Camialtı ve Alaybey Tersaneleri ve Et Balık Kurumu'nun bazı kombine ve işletmelerinin faaliyetlerinin durdurulması kararlaştırılmıştır. 5 Nisan kararları kamuoyuna açıklanırken koalisyonun iki ortağı Çiller ve Karayalçın kameraların karşısında yan yana oturuyorlardı. Çiller krize karşı önlemleri okuyor, Karayalçın ise dinledikçe şaşırıyordu. Zira başbakan önceden hiç konuşulmamış, SHP'nin haberi bile olmayan tasarruf önlemlerinden bahsediyordu. Karayalçın orada renk vermemeye çalıştı ama şok olmuştu. Özelleştirme imkanının bulunmaması halinde Karabük Demir Çelik işletmelerinin üretimi yıl sonunda durdurulacaktır. Sayın Başbakan, Karabük Demir Çelik fabrikasının yıl sonuna kadar ya satılacağını ya kapatılacağını söyledi. İkincisi Kırşehir'deki Petlas'la ilgili, üçüncüsü de maden ocaklarına ilişkindi. Bunlar önceden tartışmamıştık. Birlikte bir basın toplantısındaydık. Sayın Başbakan bunları söyledi. Bunlar benim bilmediğim şeylerdi. Karara bağlamamış şeylerdi. Tabii ki çok üzüldüm ama benim orada bir tepki göstermem, buna müdahale etmem tahmin edebileceğiniz gibi doğru olmazdı. SHP ağırlığını koyunca Petlas ve madenler kapanmadı. Karabük Demir Çelik Fabrikası da işçilere devredildi. Deprem öylesine büyüktü ki sanayinin iki devi Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, başbakanı belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler. Demirel'den olağanüstü hal ilan ederek ekonomiye el koymasını istiyor. Biz sanayiciler, biz üretenler, biz verenler, siz yiyenlere diyoruz ki gelin, gelin bizi dinleyin. 5 Nisan kararları sonrasında 3 bankaya el kondu. Enflasyon 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez
%149'u buldu. Ülke o yıl %6'dan fazla küçüldü. 500 bin kişi işsiz kaldı. Dövizle borçlananlar arka arkaya iflas etti. Ülke haciz ve icralarla sarsıldı. Dövize yatırım yapan büyük bankalar kazandı, halk yoksullaştı. Türkiye yakın tarihinin en büyük ekonomik krizini işte böyle yaşadı. Bu öyle bir sarsıntıydı ki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ekonomi ilk defa bu kadar küçülüyordu. Ve 1994 yerel seçimlerle de bu ortamda gidildi. Tabii bu yaşananların bir suçlusu, bir sorumlusu olmalıydı. Birileri hesap vermeliydi. Seçmen çok kızgındı. Denenmişlerden artık fayda yoktu. Sandıkta bir başka umut aranmalıydı. Ve işte o umudun adı Refah Partisi ve onun adil düzeni olacaktı. Ey taklitçiler! Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Erkekseniz çıkın karşıma. Necmettin Erbakan ve arkadaşları 1967'de İslamcı söylemleriyle ortaya çıkmışlar, ideolojilerini de milli görüş diye adlandırmışlardı. Daha dündar ve muhafazakar bir Türkiye istiyorlardı. Laik kesimler de işte bundan dolayı onları umacı gibi görüyordu. Konuşmalarda Erbakan Hoca'nın bir ifadesi vardı. İnananlarımız var, bizim inananlarımız var, diğer partilerin seçmenleri var. Bu söz sanki Erbakan ayrımcılık yapmak istiyormuş gibi yorumlanmıştır. Yanlış. Yani inananlar, inanmayanlar. Müslüman olanlar, Müslüman olmayanlar şeklinde hep yorumlanıp gitti. Öyle değil. Türkiye'nin kendi gücüyle kalkınacağına inanmak ve her işi planlı, programlı çalışma yaptığı takdirde başaracağına inanmak. İnanmaktan kasıt buydu. Bunu anlatmaya çalışıyordu. Ayasofya içinde toplanmak üzere. Allah'a emanet olun. Selam. ...14 yaşında delikanlı tabancayı çekiyor, okuduğu sınıfa giriyor, orada insanları öldürüyor. Bu satanistler babaannesinin kolundaki bileziği alamadım diye bileğini kesip bileziğini alan torunlar. Bu milletimizin derdidir, sıkıntısıdır. İşte bütün bunların giderilmesi için ciddi bir iktidara, maddi ve manevi ihtiyaçları giderecek olan iktidara ihtiyaç vardı. Ya Allah diyecek halkı. Erbakan dindar kesimler için simge bir isimdi. Ama irtica denilince devlet katında akla gelen ilk isim de belki yine oydu. Hapislerle, cezalarla ve iki defa partisinin kapatılmasıyla geçen bir siyasi geleneği temsil ediyordu. Hadayet'in altının kızarmasını bekleyeceğiz. Bunu beklemekle kalıyor. Milli görüşün dışındaki diğer partiler Batı taklitçisidir ve işbirlikçidir. Bilmeden Siyonizme hizmet eden kuruluşlar halindediler. Ne yazık ki. Bu sebepten dolayıdır ki millet aradığını milli görüşte buldu. Her zaman imkan buldukça milli görüşe dört elle sarıldı. Milli görüşü kısa zamanda iktidara getirdi. Birçok defalar onu iktidardan uzaklaştıran engellere mukabil tekrar tekrar iktidara getirdi. Şimdi buyurduğunuz 1994 hamlesi, biz buna ikinci şahlanış diyoruz. Bunun temelinde yatan sebep tılsım milli görüştedir. Milli görüşün diğer görüşlere nazaran çok önemli farkları var. Bunlardan bir tanesi milli görüş maneviyatçıdır. Diğerleri maddecidir. Maneviyat olmadan saadet olmaz. Milli selameti yola çıkan bir tren hakiki kalkınma trenidir. Erbakan ve arkadaşları 1967'den beri siyasette vardı. Bu son yerel seçimleri öncesinde başta İstanbul'un varaşlarındaki yeni ilçeler olmak üzere çeşitli illerde de belediyeler kazanmışlar, başarılı çalışmalara imza atmışlardı. Ve şimdi de gözlerini dindar seçmenlere değil, farklı bir kitleye dikmişlerdi. Tabii bizim toplumumuzda mağdurlar, ezilen insanlar, dışlanan insanlar, fakir insanlar, katılmayan, daha sonra işte Taşralı
iktidarı falan diye isimlendirilen bu kesim de yoğun bir şekilde bizim etrafımızda toplandı. Onlar da hırslanmışlardı tabir yerindeyse ve bize destek verdiler. Herkes refah iktidarına hazır olsun. Refah iktidarı denenecek. Refah iktidara gelmeden Türkiye'de huzur ve istikrar olamaz. Erbakan çizgisindeki eski tüfekler için partide aksakallılar denirdi. Ama bu dönemde Erbakan yaklaşımını değiştirdi. Yenilikçiler denilen daha genç, daha vizyon sahibi, dünyadaki gelişmeleri daha iyi bilen ve okuyan kadrolarla çalışmaya başladı. İstanbul'un genelinde bizim kullandığımız seçim argümanları bir seçim sonra, Türkiye genelinde kullanılıyordu, o seçimde değil, bir seçim sonra bizim kullandığımızda belki tepki geldi. Diyelim ki işte seçim kampanyalarında müzik kullanımı. İlk kez Tayyip Bey'in başkanlığında İstanbul'da biz yaptık. Farklı bir şeydi. Belki ilk uygulandığında genel merkez tarafından hoş da karşılanmadı biliyorum. Ama aradan 3-4 sene geçince bu kez o hoş karşılanmayan uygulama partinin genel uygulaması haline geldi. Değil mi sinede birdir vuran yürek Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. O sırada kimse farkında değildi. Refahlılar da farkında değildi. Ancak yerel seçimlerle birlikte ileride Türkiye'ye büyük değişim getirecek bir ismi siyaset arenasına taşıyorlardı. O kişi İstanbul Belediyesi'ni kazanan Recep Tayyip Erdoğan. Bizim bu seçimdeki sloganlarımızdan bir tanesi neydi? Oyunu bozmak için Refah Partisi. Refah Partisi siyaset yapma şeklini de değiştirdi. Örneğin o güne kadar sadece evinin hanımı olan o başörtülü hanımlar artık sokağa ve siyaset sahnesine çıkıyor. Parti için kapı kapı oy istiyorlardı. Milli Görüş İdeolojisi'nin temelinde inanç var. İnançla çalışmak başka, maddi menfaat için çalışmak başka. Bundan dolayı Milli Görüş Partileri başka, diğer işbirlikçi partiler başka. Şimdi 94 yılında inançla çalışıldığı için hanımlarımıza dahil olmak üzere Türkiye'yi yeniden tarihteki şerif yerine oturtmak gayesiyle ve ülkenin meselesini çözmek gayesiyle çok gayretli bir çalışma yapılmıştır. Başörtülü kadınlar çok şeyi değiştirdi. O mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıyorlar ya, işte bu yaklaşım kimi çevrelerde irticacı dönüyordu ama bu insanlarda o kadar da korkulacak bir şey yokmuş duygusu uyandırdı. Yeni fethiniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamun. Refaha göre halk sadece İslamcı söylemlerle kazanılamazdı. Herkese umut verecek, yoksulları kazanacak bir parti programına ihtiyaç vardı. Umudun adı adil düzen denilen parti programı olacaktı. Refah Partisi faizci düzeni kaldıracak. Onun yerine hakka dayanan adil düzeni kuracak. Baştan sona kadar her şey değişecek, her şey yeni olacak. Refah Partisi onun için geliyor zaten. Refah Partisi kendisini tanıtırken adil düzen getireceğiz dediği zaman adeta büyülü bir şey söylüyordu. O ayrıntısı önemli değil. Neden? Çünkü halkımızın adalet arayışı refah arayışından hep önde gelmiştir. Milletimizin saadet ve selameti için. Adil düzen soyanın, hortumlayanın, ezenin olmadığı. Dolayısıyla soyulanın ve ezilenin de olmadığı bir düzendir. Bu emanet Refah Partisi'ne, adil düzene, milli görüşe getirip veriliyor. Bu İstanbul'un 500 sene sonra yeniden fethi demektir.
Refah Partisi'nin 1994 seçimlerinde, mahalli seçimlerde büyük bir patlama yapması, 1995 seçimlerinde de birinci parti olmasında ana rolü oynayan şey projeleridir, vaatleridir. Bu kardeşiniz sizlere el ele vermek suretiyle toplu bir kalkınma harekatını sizlere vaat ediyor. Refah Partisi, daha genel ifadesiyle milli görüş, üretim vaat ediyordu. Plan, proje sunuyordu. Ne yapacağız biz şimdi biliyor? Partinin seçim sloganı Refah Partisi Türkiye'nin teminatı idi. Seçim afişlerinde yeni bir dünya vaat ediliyor. Trafikten sağlığa, konuttan çevreye, hemen her soruna değiniliyordu. Adil düzende savunma sanayinden dışa bağımlılığa, Türkiye'nin içine düştüğü borç ve faiz batağından zamlara ve enflasyona kadar her derdin bir ilacı vardı. Bosna'yı, Çeçenistan'ı, Kudüs'ü kurtaracak. Ne de olsa o Erbakan'dı. O farklı bir Türkiye'nin teminatıydı. Partililere göre bu Türkiye ne zulmedecek ne de zulme boyun eğecekti. Parti bir de Adil Düzen kitapçığı bastırmıştı. Bu kitapçık büyük şehirlerde ve Anadolu'da kapış kapış gitti. Halkın ilgisi çok büyüktü. Kitaba göre Adil Düzen, insanlığın tarihi boyunca aradığı ve benimsediği düzendi. Adil düzene geçildiğinde batan gemi yüzdürülecek, Cenab-ı Hakk'ın ülkemize verdiği nimetler servete dönüşecekti. Adil düzende grev ve lockout yoktu. Çünkü buna gerek yoktu. Adil düzen Erbakan'a göre özel sektör cennetiydi. Ben Adil Düzen programını aşağı yukarı şöyle bir göz gezdirdim. Tamamen hayali buldum. Sayın Erbakan'ın çok güzel konuştuğunu ama büyük hayallerle, tabii büyük projeler peşinde koştuğunu biliyorum. O inanılacak bir proje değildi. Bunu zaten anlamak da mümkün değildi. Böyle bir şey yok yani, takas hadisesi geliyor, para ortadan çıkıyor, o ona bir fabrika veriyor, öbürü ona bilmem ne iş gücü veriyor. Ben bunu bir türlü anlayamadım. Sorduğumuzda mesela onun kurmaylarına, onlar da pek anlayamamış gibi bir görüntü, fakat anlar gibi bir havadaydılar. Yani o öyle uygulanacak bir hadise değildi. Zaten onu uygulama fırsatını da bulamadım. Bilmem. O zaman da anlamadım belki. Belki de, şimdi evet, yani bu kısa şeyde anekdot olarak söyleyeyim. Anlasaydık belki hala Adil Düzen'in savunucuları olurduk. Bu Adil Düzen hiçbir zaman hayata geçirilemedi. Akademik çevrelerde de pek ciddiye alınmadı. Ama Adil Düzen'in kodlarında solcu talepler de vardı. İsmail Cem o zaman bana dedi ki, ya işte biz sosyal demokrasiden söz ediyoruz. Hatta geçmişi itibariyle biraz da sosyalizmden söz ediyoruz. Ama ben bizim arzu ettiklerimizin siz burada pratikte uyguluyorsunuz, öyle gördüm. Kadınlar kolunuz çalışıyor, evleri ziyaret ediyor, hastanelere gidiyor, yoksul insanlara yardım götürüyorsunuz. Bütün bunlar tabii tabanda çok yoğun bir şekilde insanların parti ile organik bağının kurulmasını sağlıyordu. Yılmaz bir gün Erbakan'ı eleştirirken şöyle demişti: bunların dışı yeşil, içi kırmızıdır demişti. Türkiye'de İslam'ın yükselişinin sosyal olarak nereye dayandığını görmek için 1970'lere gitmek lazım. Yani hatırlarsınız, 1970'lerde gecekondu mahalleleri oluşmaya başladığı zaman özellikle İstanbul'un çevresinde Türk solu buralardan bir Marksist geleneğin çıkacağını, Marksist geleneğin buralara kökleşeceğini düşünmüştü. İşte oradan bir proletarya oluşacağını düşünmüştü. Ama öyle olmadı. Oralardan işte İslami kesimin çıktığını gördük. Çünkü Türkiye'de 12 Eylül darbesi sonrasında solun boş bıraktığı bütün alanlara veya solun söyleyemediği bütün alanlara ya da işte SHP, CHP eksenindeki Türk solunun statükoculuğa dönmesi sonrasında solun bıraktığı boşluğu İslami isimler altında ama büyük ölçüde sol mesajlar vererek Türkiye'deki İslamcı partiler ele geçirdi. Thank you.
göre Bosna'daki mezalimin Türk toplumu üzerinde yarattığı olumsuz etki, Batı'nın bu konudaki bigane tutumunun toplumdaki tepkisi, komünizmin yıkılmasından sonra bütün dünyada yeniden gözlenen muhafazakarlaşma, dine dönüş, işte God is Back kitabında tasvir edilen o süreç Türkiye'de de Refah Partisi'nin yelkenini doldurdu. 94 seçimlerinde Refah Partisi zannediyorum kendisinin dahi beklemediği büyük bir başarı elde etti. Şanlıurfa Belediyesi Refah Partiliydi. Konya Büyükşehir Belediyesi Refah Partiliydi. Kahramanmaraş Belediyesi Refah Partiliydi. Sivas Belediyesi Refah Partiliydi ve İstanbul'da ilçe belediyeleri vardı. Özellikle Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Urfa belediyelerinin propagandası tüm Türkiye genelinde yapıldı. Örneğin Konya Belediyesi bir uluslararası ödül almıştı. O ödülün derecesi, önemi neydi ben de bilmiyorum. Ama gittiğimiz her yerde, bakın belediyecilik Refah Partisi'nin işidir. Konya Büyükşehir Belediyesi işte uluslararası belediyecilik ödülünü almıştır ve bu bir Refah Partili belediyedir diye propaganda yapıyorduk. Sivas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler tüm Türkiye'de anlatılıyordu. Refah Partililer yerel seçimlerin arılarıydı. Geçmişte sadece dindarlarla sınırlanan oy potansiyelini aşmak için başı açık kadınları öne çıkardılar. Toplumun farklı kesimlerinden gelen katılımlar abartılıyor. Bakın biz kitle partisiyiz imajı güçlendiriliyordu. Zira toplumun onları nasıl algıladığını çok iyi analiz etmişlerdi. Refah Partisi daha ziyade ideolojik ve İslami inançları öne çıkaran bir siyasi partidir diye hep ön yargılarla farklı algılanmıştır. Bunlar belediyeciliği anlamazlar, kültürden, sanattan anlamazlar, hizmetten anlamazlar. Bunların anlayışları sadece dar kalıplar çerçevesinde örümcek ağı ile donatılmış, farklı bir şekilde İslami ideolojinin ötesindeki gibi ona da bir başka bir kılıf uydurdular. Bu genel seçimlere de yansıdı. İrticai faaliyetleri. Yerel seçimlerde kullanılan model çok basitti. Din ve imandan pek söz edilmiyordu. Refahlı belediyeler güvence gösteriliyor, oralarda ne yapılmışsa aynılarının yapılacağının sözü veriliyordu. Ya bizim bir de bu isimleri, beş belediye başkanının ismi Halil Ürün, Temel Karamolluoğlu, Halil İbrahim Çelik ve bizim Kahramanmaraş Belediye Başkanı ismini hemen şey demedim. Bu Fatih diye çıkıyordu. İlk baş harflerini aldığınız zaman o da işte insanlar böyle şeyler alıyor, ona ayrı bir mana yüklüyor. Bak işte fethediyoruz, geliyoruz, bütün illerde hakim olacağız diye. 27 Mart akşamı sandıklar açıldığında Türkiye adeta şok oldu. Seçimlerde DYP ve ANAP ilk iki sırada gözükse de asıl kazanan Refah Partisi'ydi. 5 yıl önceki yerel seçimlerde %9.8 oy oranıyla sadece 74 belediyeye sahip olmuştu parti. 5 yılın sonunda 5'i büyükşehir olmak üzere 22 il ve toplamda 329 belediye kazandı. Bu büyük bir zaferdi. Milli Görüş iktidar yürüyüşünü başlatmıştı artık. Ama asıl çarpıcı gelişme kazanılan 5 büyük belediye arasında İstanbul ve Ankara'nın da olmasıydı. Ne de olsa Türkiye'nin bu en büyük iki kenti merkez sağ ve sol seçmenin oy depolarıydı. Bununla beraber güzel bir başarılı kampanya ve bu kampanyanın neticesinde de gerçekten İstanbullu bize Büyükşehir Belediyesi'ni verdi. Halbuki rakiplerimizin arasında da işte o dönemde biliyorsunuz gerek Dalan, gerek Kesici, gerek Livaneli bu seçimde beraber bir yarışımız olmuştu. Tabii bunun bize faydalı yönü de olmuştu. Çünkü bir yerde oyların adeta ortak paylaşımı
Neticesinde seçimin de tabii yaklaşık işte %25'e yakın bir oyla kazanılmasını getirmişti. Laik çevrelerde kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Seçimlere merkez sol 3, merkez sağ ise 2 partiyle girmiş. Hal böyle olunca da pastadan, aradan Refah Partisi çıkıvermişti. Eskiden başörtülülerin ve sakallıların partisi olarak görülen Refah, bu imajı yıkmıştı. Varoşlarda emekçi kesimlere ulaşan bir siyaset dili geliştirmiş ve kazanmıştı. Bu başarı bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerin adeta bir provasıydı. Refah iktidara yürüyor. 27 Mart Refah Partisi'nin kesin zaferidir. Türkiye'de yerel yönetim iktidarına Refah Partisi getirilmiştir. Yeni Türkiye'nin artık adil düzen milli görüş Türkiye'si olduğunu apaçık ortaya koymuştur. Tansu Çiller başbakanlığındaki DYP-SYP hükümeti daha bir yılını doldurmadan ortalık toz duman olmuştu. Madımak katliamı, İSKİ skandalı, ekonomik kriz ve yerel seçimlerdeki büyük oy kaybı ve bunlar yetmezmiş gibi etkisini günden güne arttıran terör. Türkiye Cumhuriyeti belki de tarihinin en kritik yılını yaşıyordu. PKK örgüt stratejisini belli bölgeleri Türkiye Cumhuriyeti'nden koparmak üzerine şekillendiriyordu. Güneydoğu geceleri PKK'nın, gündüzleri ise askerin kontrolüne geçiyordu. O güne kadar terör eksenli bir savunma ve saldırıya göre organize olmamış olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu yeni duruma henüz uyum sağlayamamıştı. Etkili olamıyordu. Polis teşkilatı da yetersizdi. İşte 1995'e girilirken Tansu Çiller'i bekleyen en büyük tehlike buydu. Çiller için asıl sınav PKK terörüyle mücadele olacak.